Herkese selam sevgili YouTube ailem. Uzun süredir yoktum ama artık daha sık görüşeceğimizi düşünüyorum. Bugün de size çok faydalı bir içerikle geldim. Eğer nişan hazırlığı sürecindeyseniz ya da söz sürecindeyseniz çok doğru bir adrestesiniz. Biliyorsunuz ki ben de yakın zamanda böyle bir süreçten geçtim ve çok bu tarz video aradım fakat hepsini bir arada bulduğum hiçbir video olmadı. Bu nedenle sizlerin de yararlanacağını düşündüğüm güzel bir video çekmek istiyorum. Konumuz süslemeler, nişan süslemesi, söz süslemesi. Bu süreçte ikiye ayrıldığımızı düşünüyorum. Birinciler, yani birinci grupta her şeyimi organizasyona bırakacağım. Onlar her şeyi bilirler ve yaparlarcılar var. İkinci grupta ise, ben de bu gruba dahilim, her şeyi ben kendi elimle yapmak istiyorum diyenler var. Evet, ilk olarak organizasyon kısmına gelelim. Eğer bu süreci organizasyonla yapmak istiyorsanız zaten nasıl süsleme yaparım diye benim videoma tıklamamış olursunuz. Ama hala kafanızda soru işareti varsa size bu konuyla alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Organizasyonlar, nişan organizasyonları özellikle pandemi dolayısıyla onlar için üzücü bir durum ama bizim gibi hazırlık sürecinde olanlar için ve gerçekten bu süreçte inanılmaz paralar dönüyordu. Pandemi sürecinde birazcık fiyatları düşürdüler. Bu nedenle iyice araştırıp sorun ve sormaktan kesinlikle çekinmeyin derim. Organizasyonları araştırabilirsiniz. Hemen hemen kendinizin yaptığı şeylerle aynı fiyatlara gelecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde kolaylıkla süreci atlatabilirsiniz. Her şeyi ben kendim yapmak istiyorum. Neden? Çünkü iş. İş olsun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle geç kalmayın arkadaşlar. Sizi telaşlandırmak istemem ama eğer bir ayınız kaldıysa daha var zaten süslemeden ne olacak ki demeyin. Hemen birazdan söyleyeceğim adımları geçmeye başlayın yavaş yavaş. En azından hangisini yapabilirseniz o sizin yanınıza kar kalacaktır. İkincisi de kesinlikle panik yapmayın. Her şey halloluyor ve her şey gerçekten severek yaptığınız sürece çok mükemmel oluyor. Üçüncüsü de zaten artık bu videoyu izledikten sonra çok emin ellerdesiniz diyorum ve bu videoyu kaydedip beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ki sonrasında düğün hazırlık süreçlerinin de videosu gelsin ve işiniz kolaylaşsın. Ben yaklaşık 7 ay önce yani Eylül ayında nişan ve söz birlikte oldu pandemi dolayısıyla. Ve her şeyi, şu an düşündüğünüz her şeyi kendi ellerimle yaptım dersem yalan olur. Kendi ellerimle değil, aslında fikirler benden çıktı. Ben hep diyordum ki hep kendi elimle yapayım ama süreçte yanımda olan çok insan oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ben dedim ki şöyle olsun, tamam hadi yapalım diyen çok insan oldu. O yüzden gerçekten benim için çok değerliydi. Hepsini kendimiz yaptık diyeyim o yüzden. Her şey çok emekli olduğu için her detay şu anda aklımda. Bu süreçteki organizasyonu kendiniz yürütmek istiyorsanız gerçekten çok değerlisiniz benim için de. Çünkü aynı duyguları paylaştığımızı düşünüyorum. Öncelikle nereden başlıyoruz? Eğer Pinterest kullanmıyorsanız bugün itibariyle sizden ricam Pinterest kullanmaya başlamanız. Kafanızdaki süslemeyi netleştirmek için Pinterest uygulamasından işte nişan, söz, nişan arka fonu, nişan masası, bunları yazdığınızda binlerce seçenek çıkıyor ve onları tek 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 kaydediyorsunuz. Eğer bu videoyu izlediğinizde 1-1,5 ayınız varsa ilk işiniz bu olması lazım. Sonrasında ise ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz ve bunları tek 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 ailenizdekilerle, arkadaşlarınızla fikir paylaşımı yapabilirsiniz. İşte yakın çevrenizde onların da fikrini alarak ama en çok kendi içinize sinen şeyde net bir karar kılıyorsunuz. Bu sizin maksimum bir haftanızı alır arkadaşlar. Maksimum. Ben kendimden yola çıkarak söylüyorum çünkü çok seçeneğim vardı ve seçmem çok zor oldu. Bu yüzden bir haftanızı maksimumda almasını istiyorum. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Bir tane not defteri alıyorsunuz elinize. Bu arada bunları ilk başta İstanbul'da olanlar için söylüyorum ya da ben İstanbul'da bu malzemelerin satıldığı yerlerin nerede olduğunu biliyorum. Sizin çıkıp alabileceğiniz bir yer varsa oraya göre tabii ki plan program yaparsınız. Ben İstanbul için konuşuyorum. Bir liste yapıyorsunuz sizin neye ihtiyacınız olduğu. İşte çiçeğiniz, kumaşınız, tülünüz, artık ne lazımsa nasıl bir şey seçtiyseniz bununla alakalı bir çalışma yapıyorsunuz ve bir defter tutmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli. Mutlaka yazın ne alacağınızı. Aman gittiğimde zaten aklıma gelir dediğiniz hiçbir şey aklınıza gelmiyor arkadaşlar.
Sonrasında örneğin ben açık havada yapmıştım. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa birazcık açık havada işte geri kalan yerleri süslemek için ufak tefek süs eşyaları alabilirsiniz. Bunları da işte süs eşyaları diye bir madde olarak yazabilirsiniz. Gittiğinizde muhakkak farklı seçenekler göreceksinizdir. Pandeminin çok yoğun olduğu bir sürede, yani şu an kadar değildi ama yine de yoğun olduğu bir döneme denk gelmişti ve Eminönü biliyorsunuz çok kalabalık. Yani biliyorsanız çok kalabalık bir yer. Bu nedenle ben alışverişimi yapmadan bir hafta kadar öncesine gidip bir neyi nereden alacağımı artık kafamda netleştirmiştim. Hangi pasaj nerede, ilk nereden başlamalıyım? Bunların bir alan taramasını yapmıştım. Bu benim için çok büyük bir avantaj oldu ki gittiğimde bir yere takılıp orası mıydı, burası mıydı çok fazla kalabalığın içine girmedim açıkçası. Sonrasında kuzenim ile birlikte Eminönü'ne gittik. Çünkü mutlaka yanınızda birisi olsun. Hem fikir alışveriş, fikrine güvendiğiniz birisi olsun. Hem fikir alışverişi yapmanız açısından hem de çok yorulursunuz çünkü gerçekten ağırlık yapacak şeyler oluyor. Sağ olsun tüm yükümü taşımıştı. Onu buradan öpüyorum. Ya. Hemen tam yerini şu anda tarif edemiyorum. O kadar iyi Eminönü'nü bilen birisi değilim ama kuru kahveci Mehmet Efendi vardır Eminönü'nde. Biliyorsun orayı biliyorum bir. Orada zaten geçerken artık böyle bir 100 metre gerisinden kokmaya başlar kahve. Onu geçtikten sonra o yol üzerinde çok büyük bir çiçekçi var. Aslında burayla alakalı şöyle bir şey duydum. Birazcık daha yüksek fiyata satıyorlarmış. Ama ne kadar işte 50 kuruş falan oynuyordur aralarında diye düşündüm. Ama ben yine de çok yukarılara gidip böyle kalabalığa girmek istemediğim için ve orası çok büyük olduğu için seçimimi oradan yana yaptım. Zaten nişan arka fonum büyük ihtimalle burada bir yerde sabit duracaktır. Hatta ben şöyle kayayım. Bu saatten sonra şurada dursun. Nişan arka fonum için benim çokça çiçeğe ihtiyacım oldu. Ama böyle tamamen değil de biz L şeklinde çiçekle kaplamıştık. Çiçeğe ihtiyacım oldu. Oraya gittim ve istediğim renklerde. Yani şöyle, bizim konseptimiz indigo ve beyazdı. Çünkü benim elbisem indigo tonlardaydı. Elbisemi de buraya bir yere bırakırım. Şöyle bir yere. Elbisemin tonlarında bir arka fon ve yanına ekstra beyaz, klasik bir fon olsun istiyordum. Ve çok iyi pazarlık yapın. Gerçekten o sürede indirdiğiniz 50 kuruş bile sonrasında daha beğendiğiniz bir şeyi almanıza katkı sağlıyor. Bu nedenle iyi pazarlık yapın. Hatta bir şey itiraf edeyim. Ben çok iyi pazarlık yapamadığım için bir hafta öncesinde Yunus'la işte o yeri keşfetmek için gittiğimde Yunus'a pazarlık yaptırmıştım. Sonrasında aynı fiyat üzerinden bana yardımcı oldular. Buradan aldığım çiçekler ve çiçeklerimin hepsini kullandım. Bu fonda yani gördüğünüz fondaki çiçeklerin maliyeti zannedersem 340 TL falan olmuştu oradan çıkışım. Çıktım oradan ve benim dediğim gibi açık havada olduğu için benim amacım ağaçları tüllerle, indigo ve beyaz tüllerle çevreyi süslemekti. Bu nedenle yukarıya çıktım ve bunu da işte Yunus'a pazarlık yaptırmıştım. Oradan iki top kristal tül aldık. Kaç metre olduğunu inanın bilmiyorum ama biz 3,5 TL'den zannedersem 2,5 TL'ye düşürüp almıştık ve gerçekten bu ilaç gibi geliyor arkadaşlar. 1 TL ama gerçekten ilaç gibi geliyor. 2 top tül almıştım ve sonrasında bu fonda gördüğünüz şey Pinterest'te kaydettiğim fotoğrafı da bulursam onu da koyarım. Benim en çok cezbettiği nokta ise mavi düz bir kumaş olmasıydı. Hep kafamda şey vardı, hani bunu küçücük bir kumaş parçasına hangi kumaşçı bilir? Çünkü oradakilerin hepsi toptancı. Ama hiç öyle düşünmeyin. Gerçekten 1 metre, yarım metre ne kadar isterseniz veriyorlar. Sakın benim gibi çekinmeyin sorarken. Gittik ve biz sanki her şey suya dayanıklıymış gibi kuzenine dedik ki bizim oralar yağmurlu. Lütfen bize suya dayanıklı bir kumaş verin. Ama gerçekten aslında mantıklı bir düşünce. Bize suya dayanıklı bir parça kumaş verdiler. Zannedersem 10 TL, 8 TL öyle bir şey yani 1,5 metre, 2 metre öyle bir şeydi. Onu da o şekilde hallettik. Yani sizin ilk önce neye ihtiyacınız olduğunu bilmeniz lazım. Sonrasında burada gördüğünüz işte malzemeleri hallettik. Bu arka fon zannedersem ne kadara çıktı toplamda? 420-430 TL'ye falan geldi. Bunları hallettiniz. Artık dediniz ki şu kalmadı, bu kalmadı. Tamam. Bunları artık
hallettiniz. Eğer zamanınız varsa başka bir gün de gelebilirsiniz kendinizi yormamak ve çok fazla Eminönü havası solumamak için. Ama biz aynı gün içerisinde sığdırmıştık bunu. Ay çok da sıcak bir gündü. Anlatamam. Hafta içi olmasına rağmen bir de kalabalıktı. Allah bizi korudu birazcık o gün. Çünkü gerçekten Eminönü pandemide hiç çekilmeyen bir yer. Dedik ki hani birazcık böyle ince detaylara geçelim artık. Ben bir yerden böyle şeyler almıştım. Onu da şimdi videosunu bırakacağım buraya. Çekmiştim en son. Böyle küçük küçük sepetler. Sepetler almıştım ve dedim ki bu sepetlerin içine ot, o kuru otlar var ya, kuru otlar doldururum. İşte asarım ağaçlardan, sarkıtırım. Nazar boncuğu. Bir sürü nazar boncuğu almıştık. Hatta nazar boncuğu aldığımız yerdeki beyefendi dedi ki hani bu da benden artık nişan hediyesi olsun diye birkaç tane daha nazar boncuğu eklemişti. Öyle güzel pazarlık yapsanız da hediyeler de geliyor nişan olduğu için söz konusu. Böyle kutusu 11 TL miydi neydi ve içerisinde 9-10 tane vardı herhalde. Yanılmıyorsam çok, yani tanesi 1 TL'ye falan geliyordu. Gerçekten bunları ne bunları başka siteler üzerinden alsanız tanesini 5-6 TL'ye falan alıyorsunuz ama bu şekilde yerinden gidip aldığınızda baya baya karlı çıkıyorsunuz aslında. Almıştım. Geri kalan dedim ben oradan hallederim. Ne lazımdı? Bir tane işte U şeklinde platform. Bir de köpük. Köpük çok önemli bu süreçte. Köpük dediğim şey bu makarna şeklinde uzun. Beyaz renkte ama işte bu iş için özellikle organizasyon için kullanılan köpük ayrı. Tanesi 2-3 TL falandır herhalde. Dedim ki ben iş olacak ya, yani kendime bir sıkıntı yaratacağım. Bunu buradan almayayım boşu boşuna, orada da bulurum diye gittim. Ondan sonrasında neyse marangozdan biz U şeklindeki şeyi hallettik. Ne kadar halledilmiştir? Maksimum 15-20 liraya falan, 20-30 lira olsun hadi. O şekilde babam onu halletti. Ama gelin görün ki ben Ordu'da o makarnayı, yani o köpüğü bulamadım. Neden bulamadım? Çünkü Ordu çok fazla deniz turizmiyle meşhur bir yer değil. Ben dedim ki işte o makarnalar var, yüzme makarna, onlardan olur diyordum ama onları da bulamadım ve Eylül ayının sonuna denk geldi neredeyse. Artık olan şeyler de kaldırılmıştı. Tekrar İstanbul'dan bunu istetmek zorunda kaldım. Arkadaşlar o yüzden kesinlikle ufak gördüğünüz şeyleri bile bulduğunuz yerde atın çantanıza, alın. Sonra bu köpüğü ne yapıyorsunuz? Ondan bahsedeyim size. Köpüğün arasını böyle kesiyorsunuz platformunuza geçireceğiniz şekilde. Platformunuza geçiriyorsunuz. Nasıl anlatayım size? Şu diyelim ki tahta platform, köpüğü kesiyorsunuz. Buraya böyle geçiriyorsunuz ve misinayla bağlıyorsunuz. O zaten orayı tutuyor. Köpüğümüzün amacı ne peki? Köpüğün amacı da çiçeklerinizi takabilmek. Fakat ben bazı çiçeklerde şu sorunu yaşadım. Çiçeğin o kopardığınız yerleri çok fazla sivri olmadığı için o köpüğe çok zorladılar hani girerken. O yüzden onların bazılarını tam kökten kesip sıcak silikonla, kesinlikle silikon tabancasına ihtiyacınız olacak. Sıcak silikon inanılmaz işe yarıyor, bu çeyiz hazırlığında da, fon hazırlığında da. Bir tane de tabii ki silikon tabancanız ve silikonunuz olsun. Neyse yapıştırdık girmeyen çiçekleri. Sonra benim bu fonda kurtarıcım halam oldu. Halam inanılmaz eli yatkın böyle şeylere ve kesinlikle çevrenizde böyle birinin bulunması lazım. En son işte tek tarafta perde gibi bir görüntü var ya. Onun için ben dedim ki tam yukarıdan büzeriz, yaparız falan diye. Halam dedi ki yok öyle olmasın. Oluyorsa tam olsun. Gitti onları güzelce perde şeklinde pileler vererek dikti. Sonrasında nişan masasına gelelim. Evet arkadaşlar, Eminönü çoğu konuda indirimli alabileceğiniz, pazarlık yapabileceğiniz, uygun fiyata bulabileceğiniz bir yer ama bazı konularda da iyi araştırmadıysanız eğer kazıklanabileceğiniz bir yer. Bu arada bu çok önemli. Alacağınız şeylerin az çok internetteki piyasasını bilin ki gittiğinizde zaten bilmiyorsunuz diye size böyle bazı, tabii ki çok iyi esnaflar var ama arada tabii her sektörde olduğu gibi uyanık insanlar da var. Yani o yüzden bilmenizde fayda var. Sonra bir yere girdim. Nişan masası için kafamdaki şeyleri buldum. Fakat inanılmaz uçuk fiyatlar söyleyeyim. Evimin yakınlarında çok güzel bir dekorasyoncu var. Hem komşumuz oluyor hem de gerçekten kaliteli şeyler var. Onu da Instagram üzerinden sorarsanız paylaşırım. Oraya gittim ve dedim ki benim buna 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 ihtiyacım var. Hemen işte mağazaya, diğer mağazalarına götürdüler. İhtiyacım olan şeyleri çok uygun fiyata, birazcık da tabii ki komşu indirimiyle satın aldım. Şimdi benim satın aldığım şeyler nelerdi? Hemen size bunu söyleyeyim. İki tane çiçek koymak için saksı, yani vazo
aldım. Ben siyah ve gold detaylı aldım. Bir tane gold yükseltici aldım. Normalde iki tane daha gold yükseltici alın diyorlar. Ama ben bir tane yeterli gördüm. O yükselticinin üzerine sadece kendim yaptığım hediyelikleri koydum. O hediyelikler mevzusuna da geleceğim. Nasıl kendim yaptım, nasıl karar verdim buna. Bir tane ondan almıştım. Başka ne almıştım? Bir de üçlü mumluk almıştım. Hani böyle içine de açık havada olacağı için mumlar söner diye hazır mumları almıştım. Sonrasında yine Bakırköy'den küçük bir mağazadan 3 tane dışarıda olacağı için otantik dursun diye 3 boy büyük mumluk almıştım. İçerisinde işte ahşap mumluk almıştım. Bunların içerisine de yine elektrikli yani pilli mumlar koydum. Çünkü gerçekten o rüzgar, yağmur falan o birazcık sıkıntılı bir durumdu. Buradaki ilk benim sizden ricam, aslında en önemli ricam, imkanınız varsa gidip alışverişinizi yapmak. Çünkü internet üzerinden birazcık daha fazla maliyetli olabiliyor. Kendi hediyeliklerime geleyim. Ben hediye olarak makrome anahtarlıklar yapmıştım. Mor ve işte yine mor ve turkuaz renkte anahtarlıklar yapmıştım. Arkasından da İrem Yunus güzel kapılar açması dileğiyle kartı da şeyde bastırmıştım. Burada bir parti malzemeleri satan bir yer var. İşte orada çok uygun bir fiyata bastırmıştım 100 tanesini. Bu çok basit bir şey yani onu kafanızda büyütmeyin. Sonra anahtarlıkları kendim, zaten zamanım vardı. Kendim işte günde 5 tane, 10 tane yaparak bayağı anahtarlık yapmıştım. Ama iyi ki fazla yapmışım. Çünkü bazılarını çok kötü yapmıştım. Onları eledim. Makrome biliyorsunuz ki öğrenilmesi gereken bir şey. Ama kendiniz yapabilirsiniz. Onu da yine silikonla da yapıştırabilirsiniz. Mesela Türk kahveleri alıp yapıştırabilirsiniz. Onlar hazır da satılıyor, bilmiyorum. Benim gibi böyle düşünceniz varsa makrome anahtarlık size güzel bir seçenek olabiliyor. İşte bana şey dediler. Artık böyle çok uğraştık. Dedilerken keşke organizasyon tutsaydın. Niye bu kadar uğraştık? Ya onlara da hak veriyorum. Gerçekten çok uğraştırıcı bir süreç ve yorucu bir süreç oluyor ama aynı fiyatlara geliyor. Fakat şöyle bir şey var. Ben o nişandan kalan gold tepsiyi, gold işte o şey saksıları, geri kalan tüm süslemeler kocaman bir koli halinde benim çeyizim olarak yanıma kar kaldı. Hepsinde ben böyle ay aman olsun da bir şey olmaz falan diye de almadım. Hepsinde çok beğenerek almıştım. Evimde de kullanırım zaten diye. O yüzden şimdi de evimi, eşyalarımı yerleştirirken hepsini kullanabileceğim. Bu yönden inanılmaz mantıklı bir şey oluyor zaten. Nişan pastanızı lütfen çok güvendiğiniz bir yerden alın. Ben gerçekten çok iyi bir markadan aldım. Yani Ordu'nun bir markasından aldım. Fakat hiçbir şey istediğim gibi değildi. Evet çok lezzetliydi, güzeldi ama üstüne şu olmasın dediğim her şeyi koymuşlardı. Yunus çok beğendi pastayı ama ben çok beğenmedim, bilmiyorum. Sonrasında bir de kuaförünüzü, bu da ekstraya giriyor söylediğim verdiğim bilgilerde. Kuaförünüzü mutlaka bir hafta öncesinden bulun. Eğer kuaförünüzü biliyorsanız, artık nereye gideceğinizi biliyorsanız muhakkak o hafta içerisinde şu gün şu kadar kişi geleceğiz diye bilgilendirin arkadaşlar. Ha bu arada pasta konusunda şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Pasta çok fazla yenilmiyor. Bizim organizasyonumuz, nişanımız kaç kişiliktir? Toplam işte 40 kişilik, 40-45 kişilik falandır. Ama pastanın yarısından fazlası kalmıştı. O yüzden sayınızın yarısı kadarlık bir pasta yaptırmanız yeterli. Çok fazla, çünkü nişan olunca başında fiyatlar da uçuklaşıyor haliyle. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi Instagram hesabımı aşağıya da bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadarını cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalın.